Evet. Aslında biz bu filmi 80 öncesi izlemiştik. Tekrar sahneye konulması insanların birbirine düşmesi açısından gerçekten istenilen de bu. Karanlık bir ülke isteyenler için. Ama biz nasıl o şehitlerin önünde kendimizi siper ediyorsak bu halkın önünde de siper edeceğiz. Bu halkı savunan biziz yani. Biz olacağız yani. Çünkü toplumun kaynaşmaya ihtiyacı var, ayrışmaya değil, bütünleşmeye ihtiyacı var. Biz geçmişteki mücadelemizi aynı bugün de sürdürüyoruz. Biz kardeşlikten, barıştan, dostluktan yanayız. Bizim arkadaşlarımız, çocuklarımız İzmir'de, Ankara'da ticaret yapıyor. Orada onları yakmak mı gerekiyor, taşlamak mı gerekiyor? Herkes terörü nasıl aletleniyorsa bu terörden aletlemesi gerekir. Biz Kırşehir'i arkadaşlarımızla örnek şehir gösteriyorduk Anadolu'da. Şimdi bu uçak şehri mi olacağız yani? Hayır. Biz yine kardeşliğimizi koruyacağız. Yönetimimizdeki arkadaşlarımızın her biri farklı etnik köken. Afrin'den var, Doğu'dan var, Batı'dan var. Bu bizim güzelliğimiz diyoruz. Yani. Güzelliğimiz olarak ölüyordu. Maalesef 8 Eylül kara bir leke olarak Kırşehir'in sırtına yapışacak. Biz şunu da gördük. Avşin arabasını taşladılar arkadaşlar. Avşin arabasının camlarını indirdiler. Bu vandallık niye ya? Kim yazdı bu senaryoyu? Uygulamaya kim koydu? Oynayanlar kim bu filmi? Devlet bunun hep bir an önce açığa çıkarmasını istiyoruz devlet. Bunlar benim yeğenlerim ya. Annesi Türk, kendisi Kürt. Suç mu ya? Suç mu işledik yani biz hısmanmakla, halamızın bir Kürt'le evlenmesiyle? Neyin şeysi bu ya? Hesaplaşması. Şundan korkuyorum ben. Tabii bu insanları, herkesi suçlamakta yanlış var. Bu vandallar gün yüzüne çıkması gerekir. Benim korktuğum şu. Eğer sorunun üzerine gidilmezler de üstü örtülürse vahim olanı o zaten. Türkiye'de böyle olmuştur. Biz akşam esnafa baktığımızda şehrin bütün esnafları buradaydı. Neden? O gücü çocuklar arkasında hissettin diye hepsine teşekkür ediyorum. Kardeşliğin pekişmesi için hepsine teşekkür ediyorum. Bu birlikteliği sağladıkları için. Şurada baktığımda gerçekten bize destek veren bu esnafımıza, bu Kırşehir halkına teşekkür ediyorum. Sağduyulu bekliyorum vatandaşlar. Biraz daha sağduyulu. Arkadaşlar doğru, teröre hepimiz tepki göstermeliyiz. Hepimiz yürümeliyiz. Hepimiz yürüdük de tepkimizi de dile getirdik. Ama bizim sonuç bu olmamalı. Tabii maalesef, tabii çok üzüntülüyüz. Tek tesellimiz can kaybının olmaması, içeridekilerin, sakinlerin çabukça boşaltılıp zarar görmemesi. Ama malda canın yongası, kiracı olan arkadaşın da bu kadar hasara, bu kadar zarara çok yazık. Yani buna katlanılmaz. Büyüklerimizden temennimiz, aklı erenlerin hepsinden temennimiz, her gün gelen şehit ailelerimizin acısına, maddi acılarında katılmamız. Maddiyat evet bir bakıma geride durur ama malda canın yongası, yazık bu tesisler, bunlar ne hallerle geliyor. Büyüklerimizden tek temennimiz
tahrik edici sözlerden kaçınsınlar. Bu olaylar da son olsun. Tek benim apartmanım gitsin. Malım, mülküm gitsin. Şimdi de diyorum, hepsini devletime, milletime feda ediyorum. Kurban olsun. Ama şu eski günlerimize, tatlı günlerimize dönelim. Başka bir şey istemiyorum. Ne diyeyim canım? Evet. Teşekkür ederim. İnşallah, inşallah son olur. Yanlış tabii canım. Ben şimdi söyleyeyim. Ben sana hatırlayayım, söyleyeyim yani. Şey olmaz. Gel artık. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Bu sadece Kürt ve Türk halkının kardeşliğine, altına atılan bir ateş olarak biz bu Anadolu'ya 200 yıl önce, köyümüze 200 yıl önce geldik bir şeyle. 75 yıldır ticaret yapıyoruz. Bu ülkeye KDV'sini, vergisini ödüyoruz. Ülkemizdir. Bunu da bir sel olarak karşılıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde böyle devam etmez. Ya söylenecek bir şey yok. Toplumu germemek lazım. İnsanları germemek lazım. Kutuplaştırmamak lazım. Bunu biz bir eğitim zayiatı olarak görüyoruz. Bütün halkımız sağduyulu olsun. Hani bununla bir yere varılmaz. Yakmayla, yıkmayla bir yere varılmaz. Terörü de her alanda kınıyoruz. Nereden gelirse gelsin bu terörü de kınıyoruz. Şehitlerimize kendimizden daha fazla canımız acıyor. Şehitlere de buradan ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların yanında bizimki bir şey değil diyelim. Kırşehir halkıyla kesinlikle alakası yoktur. Dışarıdan gelip provoke etmişlerdir. Önemli olan ülkemize bir savaş çıkarmak. Amacına ulaşmaya çalışıyorlar fakat biz buna izin vermeyeceğiz. Biz kardeşiz, kardeşçe yaşıyoruz. Mağazamız tekrar, onları tekrar devam edeceğiz. Kesinlikle onlara uyup da şehrimizi terk etmeyeceğiz. Bu şehir hepimizin. Kardeşçe yaşayacağız, yaşamaya da devam edeceğiz. Evet.